Özellikle belirti anlamında kalp krizinde neleri dikkate almamız gerekiyor? Onları dilerseniz hocam konuşalım. Özellikle gelen sorular diyorsunuz ki hiçbir şikayetim yoktu ama midede vardı. Enseme vuran ağrı, ben boyun fıtığı sanmıştım ama kalp krizi denildi. Tabii direkt kalbe gitmedim. Boyunla ilgili olduğu için ortopediye gittim. Evet. Mideyle ilgili olduğu için de genel cerrahi alanına gittim. Siz bir de kalbe gözükün denildiği için kalp hastalığıyla tanışmış oldum diye gelen sorular var. O zaman belirti kişiye göre vücudun herhangi bir organına denk mi geliyor hocam, ya da sinyal anlamında nasıldır diye soralım. Tabii sinirlerimiz vücudun sadece bir yerini, bir yerin ağrısını, sızısını algılamıyor. Birden fazla bölgeye ulaşan sinirler var. Çoğu zaman böyledir hatta. Evet. Bizim halk arasında da herkesin bildiği bir şeydir. Sol kolumuz ağrır veya uyuşur kalp krizi esnasında veya kalple ilgili bir şikayet esnasında. Neden? Çünkü aynı sinir tarafından beslendiği takdirde biz ilgili bölgede de ağrıyı hissedebiliyoruz. Yansıyan ağrı diye ifade ediyoruz biz bunu. Evet. Şimdi o kadar farklı bölgelere yansır ki kalp ağrısı. Az önce bahsedilen midesinde yanma şeklinde bir şikayet ile başvuran çok hastamız oluyor. Evet. Aslında bu kalp krizi. Endoskopi yapılıp gerekli bütün tetkikler yapılıp ondan sonra kalp krizi teşhisi konan hastalarımız oluyor. Hatta çeneye, alt çeneye özellikle vurduğu için diş doktoruna giden hastamız bile oluyor. Diş ağrısı diye Evet, belki de, değil mi hocam? alt Evet. çeneye vurduğu için Önemli. bu tür yanlış algılamalar olabiliyor. Biz hastalarımızdan şunu istiyoruz. Sırt, göğüs, Evet. mide bölgesi, her iki kol. Yani sol kol diye hep insanlar böyle bir alışkanlık var ama Evet. sağ kola da pekala Şimdi vurabilir. kalp solda ya hocam. Boyuna Elimizle en yakın. vurabilir. Evet, ama Evet. bakın bütün organlar etkisi altında olabilir diyor değerli hocamız. Çeneye vurabilir. Çene. Dolayısıyla bunların hepsi bizim için olası kalp hastası adaylardır. Kalp hastalığı olma potansiyeli olan kişilerdir. Yaş grubunu, belli risk faktörlerinin bulunup bulunmamasını elbette göz önünde bulundurmak lazım. Kesinlikle. 20 yaşında bir genç hastanın sol kolu uyuştu diye biz bunu kalp hastası olarak değerlendiremeyiz Evet. elbette. Ama diyabeti olan, yüksek tansiyon hastası, ailesinde yoğun bir şekilde kalp hastalığı görülen bir hasta için de çok daha silik bir şikayet bile olsa bu hastayı biz Dikkate alalım. derinlemesine inceleme ihtiyacı duyarız.